tanıdım. Her herkes, her Türk buraya gelmesi lazım. Buraya, bu topraklara yanaşması lazım. Ne mutlu. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Din, dil ve tarih bilincine sahip olmak için binlerce yıl önce kültür ve medeniyet tarihimizin destanlaştığı ata yurduna gidiyoruz. Kameralarımızı Göktürk Devleti'nin kurulduğu Orhon yazıtlarının yer aldığı Moğolistan'ın Orhon Vadisi'ne Göktürk kitabelerinin bulunduğu müzeye çeviriyoruz. Bilge Kağan ve Kültekin kitabelerinin bulunduğu müzedeyiz. Kadim Türk devletlerine başkentlik yapan Karabalgas ve Karakorum şehirlerindeyiz. Uçsuz bucaksız bozkırlar ve nazlı nazlı akarak Selenge Nehri ile birleşip vuslata kavuşarak Baykal Gölü'ne su değil tarihimizi akıtan Orhon Irmağı bize sitem edercesine bugüne kadar neden gelmediniz diyor. Adeta kendi lisanı haliyle dile gelip bize kültür ve medeniyet tarihimizi anlatıyor. Türk tarihini bir de Orhon Irmağı'ndan dinliyoruz. Nerede kardeşlerin yeşil Nil mavi Tuna diyor. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Biz şöyle diyoruz. Nerede abilerin Orhon Nehri, Yenisey Irmağı ve biz acaba ne zaman Göktürklerin, Hunların ve Uygurların İmparatorluklar kurduğu coğrafyaya geleceğiz diyor ve sizleri Orhon Nehri'nin doğduğu bu muhteşem yerden Ötüken'e, Orhon Vadisi'ne, Göktürk ve Uygur devletlerine başkentlik yapmış coğrafyaya davet ediyoruz. Türk coğrafyasına davet ediyoruz. O günlerde bir destan yazılmıştı. Kitaplara değil, çocukların belleklerine, gelecek nesillerin kalplerine isimleri vardı. Tarih onları silinmeyen bir kalemle yazdı. Çeliğe su verdiler. Atları kıvılcım saçıyordu. Kısraklarında nakışlı yerleri yol tuttular. İz sürüp yurtlandılar. Başta Oğuz Kağan'dı adları. Güneşi sırtlanıp yürüdüler. Birlik oldular. Dirlik oldular. Bilge Kağan asırlar önce bizlere sesleniyordu. Üstünüzden gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe sizin törenizi, geleneğinizi kim bozar? Ama birlik beraberliğinizi sürdürürseniz diyordu ve bizi asırlar öncesinden Orhon Vadisi'nden Göktürk kitabeleriyle birlik ve beraberlik olmaya davet ediyordu. Ve bu kitabeler bize çok şey söylüyor. İşte ben o kitabeyi tutabiliyorum. Ve birlik beraberlikten bahsediyor. Sakın Çin tarafına gitmeyin diyor. Çin ipekleriyle, hanımlarıyla sizi kandırabilir, sizi yok edebilir. Hakikaten öyle olmuş değerli seyircilerimiz. Çin'e de gitmişiz. Çünkü Çin Seddi buraya çok yakın. Çin'e yüz binlerce, milyonlarca Türk gitmiş. Ama bugün hiçbirisi kültürlerini, medeniyetlerini muhafaza edememişler. Ancak batıya doğru gelenler, Anadolu'ya, Kıpçak diyarına, Kafkaslara, Balkanlara gelenler kimliklerini muhafaza etmişler. Ve kimlikleri, kültürleri muhafaza etmek gerekiyor. Anlatılıp söylenecek çok şey var. Sizleri Orhon abidelerinin önünden hazırladığımız belgesel görüntülerle Orhon Vadisi'ne, Göktürk ve Hun İmparatorluğu'nun kurulduğu Karakum şehri Moğolistan'a götürüyoruz. Ve Orhon Vadisi'nden seslendi Bilge Kağan. Sözlerimi iyi işitin. Önce siz kardeşlerim, oğullarım, birleşik boyum. Beylerde gün doğusuna, güneyde gün ortasına, geride gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar halkım. Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kültigin'le ölesiye çalıştım, çabaladım. Çıplak halkı ateş ve su gibi birbirine düşman etmedim. Çıplak halkı giyimli kıldım, fakir halkı zengin kıldım. Türk milletini düşmansız kıldım. Ey Türk milleti işit! Üstteki mavi gök çökmedikçe, alttaki yağız yer delinmedikçe, senin devletini ve yasalarını kim bozabilir?
Türk adını ilk kez devletin resmi adı olarak benimseyen Göktürkler tarih sahnesine çıktı. 200 yıldan fazla bir süre egemenliklerini sürdürdüler. Doğuda Kore, batıda Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayıldılar. Çok hızlı hareket edebilen süvariler Göktürkleri zaferden zafere koşturdu. Göktürklerle ilk defa millet olma bilinci yerleşti. Kültür ve medeniyette yüksek bir düzeye ulaştılar. Göktürkler Orhun abidelerini diktiler. Bilgelikle yönettiler devleti. Türk milleti bahtiyar oldu.